Ben daha önce tanışmadıysak ben Göksu, memnun oldum. Kanalımda üniversite, Erasmus, lisans, yüksek lisans, kontakt lens videosu bile bulunan film tavsiyesi de bulabilirsiniz. Ondan sonra kot şort yapımı videosu da bulabilirsiniz. Böyle karışık bir kanal, benim hayatım gibi aslında. Hani YouTube günlüğüm, dijital günlüğüm. Böyle açıklama gereği hissettim çünkü bu tarz videolar çok sevilen videolardan oluyor. İşte oda turu, çantamda ne var vesaire. O yüzden daha önce tanışmadıysak diye bir kendimi tanıtayım dedim. Normalde bunu da hayatta söylemiyorum, beni bilenler bilir önceki videolarımda. Ama eğer takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hatta böyle onun yanında bir çan var. Ona tıkladığınız zaman size bildirim geliyor video gelse. Zaten biliyorsunuzdur bunu, ne açıklıyorum ki. Ben bilmiyordum yani. Neyse, son bir şey şunu da söyleyeceğim. Saçlarıma alışmaya çalışıyorum. Böyle bir delilik son vlogumun son kısmını izlediyseniz eğer saçlarımın kısa olduğunu görmüşsünüzdür. Galiba ilk defa çok uzun zamandan beri, yani yaklaşık 10-11 yaşında falan saçlarım bu kadar kısaydı. Hani tekrar bu kadar kısa kestirdim. Geçen günlerde hep düzdü, hani düzleştirdim bayağıdan sonra. Bu sabah banyo yaptım fakat bir şey yapmadım. Böyle hani kendi kendine dalgaları var şu anda. Çok garip geliyor bilmiyorum ama alışmaya çalışıyorum. Bakalım bir sürede böyle kullanalım. Hatta bir de hani normalde hep eşit kesiyordum. Hani önlerime perçem yaptırmıyordum. Bu sefer birazcık da böyle kısa kestirdim. Videoya geçebiliriz şimdi. Bu çantayı Zara'dan almıştım. Daha önce yaklaşık bir 5-6 hafta oluyor sanırım. Ne alışveriş videomda o ya benim. Vlog değildi. Alışveriş videomda, karışık alışveriş videomda göstermiştim. Annemin bana yüksek lisans hediyesiydi. Yüksek lisans mezuniyeti hediyesi. Zara'dan almıştım çantayı. 90 lira, 89.90 artık, ya da 89.99 mu acaba? 90 oluyor değil mi genelde onlar? Kullanıyorum aldığım günden beri. Çanta aslında tek gözlü denilebilir. Kısa sapından da kullanılabiliyor. Hatta şöyle de takılabiliyor. Bunu ben geçen gün keşfettim. Hani bu çok kısa, böyle asılmaz diye düşünüyordum omzuma. Ama yani gideri var, çok kötü değil. Bir de uzun sapı var ama o uzun sap aslında çok çok da uzun değil. Postacı çantaları genelde böyle ayarlanabilir oluyor. Bunun öyle bir ayarı yok. Birazcık da kısa kalıyor ama ben memnunum, hani bana tam geliyor öyle söyleyeyim. Çantanın büyük bir gözü var, aslında tek gözü var. Bir de onun içinde bez çantası var. Bu bez çanta oraya monte edilmiş şekilde. Aslında ben ilk aldığımda şey diye düşünmüştüm, hani ben onu çıkartırım içinden. Çünkü çok alışkın değilim böyle hani çantanın içinde bez çanta olmasına. Ama maalesef oradan çıkmıyor. Aslında yani çok zorlasam çıkar herhalde ama uğraşmadım. Çanta konusunda yaşadığım en büyük sıkıntı, şimdi ben hani Akbil'i günlük olarak sürekli kullandığım için, yani sürekli toplu taşımadayım. Küçük bir cebi olsa, hani böyle gizli cep değil de hani bir göz en azından. Oraya böyle atsam Akbil'i veya telefonu çok güzel olurdu. Fakat öyle bir kompartmanı yok maalesef. Gelelim gerçekten çantamın içinde ne var? Ben diğer kızlara oranla böyle çantamda çok şey tutmuyorum anladığım kadarıyla. Hani arkadaşlarına falan baktığımda onların böyle baya baya dolu çantası oluyor. Fakat benim öyle değil. Hatta bu bile, yani şu anda içindekiler bile benim için büyük başarı. Şöyle, ben ağırlık taşımayı hiç sevmiyorum. Yani hani ben hiçbir şey taşımayayım ya da çok böyle küçük bir çantam olsun, çok hafif olsun, onunla gideyim bir yerlere istiyorum. Ama son zamanlarda hani ihtiyaç gereği, bir de bunun da şeyin de çok etkisi oldu. Almanya'dayken işte böyle beslenmedir, ondan sonra laptoptur, sürekli ağırlık taşımaya alıştım. O birazcık daha ağır taşıyabiliyorum artık ama yine de böyle dop dolu diye. İlk şey çantamdaki cüzdanım, bunu bir tane takipçim Özlem adında bana yollamıştı Mersin'den. Onu kullanıyorum. Diğer şey de Nine West'ti benim cüzdanım. Severek kullanmıştım. Bu da güzel bir cüzdan. İşte flash diskim vesaire falan filan hep ben cüzdanın içinde tutuyorum. Belki bir gün cüzdanımda ne var videosu çekersem orada gösteririm. Şu anda okuduğum kitap Voltaire'in Candide ve Micromegas kitabı. Edefix'ten sipariş etmiştim. Son vlogumu eğer izlemişseniz, Edefix'ten sipariş ettiğim kitapları göstermiştim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Buna yeni başladım. Yaz aylarının olmazsa olmazı su. Bu tabi burada sıcacık kalmış. Genelde hani dolaba koyuyorum. Daha sonra evden çıkmadan alıyorum. Bir de ne vardı benim? Tupper 1 vardı, turuncu. 500 ml olması lazım. Onu da kullanıyorum. Ya da normal su şişesi alıyorum yanıma. Makyaj çantası var bir de. Küçük, baya baya mini. Çok şey içine almıyor. Bunu aslında Kore'den getirmiştik. Kore'den gelen hediyeler diye bir video çekmiştim. Orada belki görmüşsünüzdür. Aslı'nın işte bu değişim programıyla Kore'ye gittiği zaman... Değişim programıyla gittiği zaman bir sürü şey getirmişti bana, böyle tatlış tatlış şeyler. Onlardan bir tanesiydi bu. Fakat şimdi gözüm daha büyük makyaj çantasını arıyor. Evde
Var ama o da çok büyük, hani bu çantaya koymak saçma, neredeyse çanta kadar. O yüzden böyle bundan büyük, ondan küçük bir makyaj çantası arayışındayım. Şu anda da aslında Mango'da indirim var ama böyle internetten sipariş etmek değil de gidip görmek istiyorum. Belki yarın fırsatım olur, bakacağım. Çünkü aklımda daha büyük bir, bunu yaşımı çıkarttım, daha büyük bir makyaj çantası istiyorum. Makyaj çantasının içinde elime gelen lens kutusu var. Geçen gün anneannemlere gittim, oradan işe gitmek daha kolay oluyor. İşte böyle Asya Avrupa delirmiyorum diye kıtalar arası. Yanıma onu almıştım ama normalde anneannemde zaten kutu var. Islak mendil var normal, bir de yine ıslak mendil var bu tekli. Onun haricinde anahtarım var. Anahtarlığı teyzem yapmıştı. Bu ne diyorlar bunlara? Amigurumi. Amigurumi, hep unutuyorum onu söyleşini. Aslında bunun yapılışını bir DIY videosuyla göstermek istedim ama bir türlü videoyu çekemedik teyzemle. Böyle basit bir model gösterelim istedim. Normalde bunların baya baya büyük oyuncaklar oluyor ama onları yapamam, böyle küçük bir şeyden başlayayım hem de YouTube videosunu çekeriz demiştim. Bir türlü çekemedik. Siz de isterseniz gerçekten böyle bir şey yapabileceğiz. Tatlış duruyor. Yara bandı var bir tane. Kıskaç toka var. Bunlardan da yani iki tane kaldı son iki. Diğerleri bunlar böyle kayboluyor gerçekten. Bir süre sonra böyle buharlaşıp uçuyorlar. İki tane kaldı yeşilden. Siyah olanlar nerede gerçekten bilmiyorum. Yeni almam lazım. Ama şöyle bir şey var. Böyle her kıskaçı da beğenmiyorum. Bazıları çok sert oluyor, bazıları çok yumuşak oluyor. Bu mesela idealdi. Bayağı doluyor bunlar, alalım mı? Kim bilir nereden almıştım. Artık Kadıköy'de o uzak ışıklar var ya, sonsuz şeyin oldu. Oradakilerde de geçen baktığımda kötüydü. Yani toga alışım bile problem gerçekten. Bir de son iki ürünüm, Catrice'in lip kremi var. Bu aslında çok renk veren bir mat ruj değil. Bilirim elimin üzerinde. Çok renk vermiyor zaten. Mat olduğunu iddia ediyor ama çok çok da mat değil aslında. Ben bunu şeyle beraber kullanıyorum. Golden Rose'un 531 numaralı kalemiyle beraber kullanıyorum. Bunu da açmam gerek. Aslında şöyle göstereyim. Bu ikisini beraber kullandığımda benim dudak rengime çok yakın oluyor. Bir ton koyusu gibi duruyor. Ben de doğal renkleri tercih ediyorum. Günlük yaşamda böyle patlak rujlarla pek gezemiyorum açıkçası. Çok da yakıştığını düşünmüyorum o yüzden. Son zamanlarda ikisini kullandığım için benim yanımda. Bir de Watsons'un bu 20-25'te satılan toplu mini selpaklarından var. Bittikçe atıyorum içine. Ha, burada olmayan aslında unuttum. Demin çıkardım çünkü. Bunun için de göstereceğim çok bir şey yok da. Şimdi ben dediğim gibi anneanneme geçiyorum, hani oradan geçmek işe daha kolay oluyor diye. Bunun içerisine işte iç çamaşırı, pet veya günlük pet. İşte aslında şey büyük olsa buna koyacağım da. Başka çorap, ondan sonra böyle kıyafet tarzı şeyleri bunun içine atıp bunu da yanıma alıyorum. Hani anneanneme gittiğim zaman ekstra olarak o poşet yanımda oluyor. Başka bir şey var mı göstereceğim? Bu evde kullandığım defter, aslında bunun boyutunda bir defter alabilirim çünkü böyle güzel oldu içine. Geçen gün baktım Kadıköy'de, şey istedim, hani kopartılabileceğim telli olsun istedim ama bu boyutta göremedim. Çok kullandığım kalem de aslında çok klasik ama Pilot'un bu 05 uçlu olan kalemi, lacivert. Pilot'u seviyorum ben. Bunu lisans zamanında da çok kullandım, sınavlarda özellikle. Tükenmez kalem kullanma zorunluluğu vardı. İşte bu kadar sanırım çantamda ne var videosu. Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Saçlarımı da beğenmişsinizdir inşallah. Vallahi çok tuhaf geliyor yani gerçekten. Makineyle kesti böyle dümdüz. Direkt öyle kesin istedim. Hiç kat falan istemedim. Şimdi böyle düşünüyorum, biraz daha delilik yapıp hani daha da kısa mı kestirsem hani. Artık bu işin sonu hiç hayır değil. Yani benim saçlarım bir ara deli uzundu. Vloglarımdan bir tanesinde o kesme anı da var zaten. Ne kadar uzun olduğunu görebilirsiniz. Ama şimdi de böyle bir kestirme furyasına takılınca gidiyor sanırım. Normalde çünkü yılda iki kez falan kuaföre giderim. O bile maksimum. Ama burada iki ay geçmeden tekrar kuaföre gittim. Neyse bir süre böyle kalsın da, çünkü şey diye de düşündüm, acaba boya mı attırsam diye. Biraz kendi renginde devam etmek istiyorum. Hani gerçekten böyle güçlü olduklarını hissediyorum saçlarımın. Onları bile çok iyi, hiç böyle ince değil. Ne olursa olsun hani ne kadar bakarsak da bakalım saçlara şey oluyor çünkü. Yani yıpranma oluyor maalesef. O oryeldir işte, saç acıcıdır vesairedir. Hani normal sprey kullandığımda da açılıyor. Çantadan başladım, saça geçtim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.